Hepinize selam. Yeni bir videodan, yeni bir günden ve yeni bir içerikten hepinize merhaba diyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Şu an ofisteyim, iş yerimdeyim yani. Bir önceki vlogda da izlediyseniz bu koltuktan anlamışsınızdır ofiste olduğumu. Bu arada saçlarım çok mu kötü duruyor ya? Dün gece bağlamıştım en son, böyle direkt işe indim yani. Dün bayağı yorulduk, düğün vardı çünkü. Bu şekilde bugün neler yapacağız? Neden video başlattım? Hemen sizlere detaylarından bahsediyorum. Bugün Safiye'nin doğum günü ve onun doğum gününü kutlayacağız. Sürpriz bir vlog olacak. Instagram'da spoyu veremiyorum maalesef. Ama her şeyi detaylandıracağım. Her şeyi videoya aktaracağım. Ve en son videoyu paylaşmadan önce yarın tüm spoileri paylaşıp videoyu da paylaşırım diye düşünüyorum. Yani videoyu yarın paylaşacağım. Bugün 13 Haziran videoyu çekeceğim. 14 Haziran'da da videoyu paylaşacağım inşallah. Dediğim gibi burada iş yerinde kutlayacağız doğum gününü. Ünvan, Ezgi abla, ben ve Safiye olacağız, 4 kişi. Burada çimlerin üstünde güzel bir böyle sofra atmayı, böyle piknik tarzı eğlenceli bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. İnşallah olur. Güzel pasta yaptırdık. Pastası çok hoşuma gitti. Umarım o da beğenir. Böyle işte ben balonlar falan aldık Ünvan ablayla. Burada mumları var. Sonra şurada Happy Birthday yazısı var. Bunları da ipleyeceğim. Bunları sizinle beraber yaparız birazdan. Bu işler var işte. Bunları falan halledeceğim. Buraları hazırlayacağım. Size tüm detayları aktaracağım. Bu şekilde şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere. Görüşürüz. Bir de ikindin üstü eve çıkarım. Bir hazırlanırım, inerim. Böyle. Gördüğünüz gibi pastamız çok tatlı. Ben bunu buraya koydum. Bizim içecek dolabına. Buraya da içeceklerimizi koydum. Öyle şimdi işte hazırlıkları falan yapacağım yavaş yavaş. Bu pastayı gördünüz zaten içindekini. Bence çok güzel bir pasta. Ben bayıldım yani. Bakın doğum gününü kutlayacağımız yer burası. Zaten benim iş yerim. Hemen şöyle size tekrar hatırlatayım. Buraya böyle balonları ve yazıları asacağım ben. Hemen burada da yapacağız. Arka plandaki güllerimizin güzelliği peki. Çok tatlılar. Hemen ben şimdi yukarıya çıkacağım, hazırlanacağım. Sonra ineceğim tekrar. Ay, bu mahvolmuş. Neyse, en güzeli şu ama bence. Şimdi Kadriye abla yaprak topladı. Biraz ona yardım ettim, merdiven tuttum. Hemen şu hep birthday yazılarını duvara, ağaca asacağım. Son halini size göstereceğim. Nefes nefese kaldım. Çok az kaldı gelmesine. Ve sadece yazılar ve balonlar hazır. Şimdi işte sofrayı, tabakları falan almak için eve geldim. Üstümü değiştireceğim aynı zamanda. Sonra ineceğim bakalım. Ve eşyaları aldım bu çantanın içinde. Kendime birkaç makyaj malzemesi aldım. Ofiste yapacağım. Saçım maçım berbat. Bunları da ofiste ayarlamam gerekiyor. Şöyle hemen üstümü giyindim. Ya biraz böyle aceleye geldi aşağıdaki işler bitmeyince falan. Ama hemen orayı hazırlayacağım. Size göstereceğim. Ardından bir kendim hazırlanırım. Sonra da onları beklerim. İnşallah vakit kalırsa. Şimdi şöyle soframızı serdim. Bakın yazılar da bu şekilde astım. Şu an tabii ışıktan pek gözükmüyor ama. Balonlar ve Happy Birthday. Hemen bunun üstüne hazırlayacağım. Evet, şimdi biraz daha
İyi oldu sanırım. Bence bu kadar yani iş arasında. Böyle ayağıma da terliklerimi giydim. Rahat oluyor çimlerin üstünde çünkü. Ve buranın son halini gösteriyorum. Tabii ki pastalar da gelecek daha. Ortaya pasta gelecek. Şunu şöyle yapayım. Bu şekilde. Ben pastasına bayıldım ya. Çok güzel değil mi? Üstündeki yazıyı da iyi ki böyle seçmişiz. Ümmüşüm. Hemen bunu da şuraya bırakıyorum. Çok güzel oldu. Şöyle bakın göstereyim. Bekleniyorsunuz Safiye Hanım. Happy birthday to you. Ya ben kuru pasta getirecektim evden, onu unutmuşum ya. Neyse artık olduğu kadar. İçecekler de dolapta, onları da çıkarayım. Bu iş tamamdır. Pastanın mumunu koymayı unutmuşum. Hemen bir tane mum koydum. Aslında daha fazla da var ama sanki böyle daha iyi gibi gözüküyor. Şimdi her şey tamam. Kızlar da geldiler. Safiye'yi bekliyoruz. İnandı, inandı. Diyorum artık konuştuğumuz her şey duyulacak. Evet. Safiye seni çok seviyoruz. Evet. Eğer ki Ezgi ablanın numaraları seni üzdüyse. Evet. Ben seni terk etmem hiçbir zaman doğum gününde önceden gidip. Yalan. Hadi gelsin ya. Mama direkt sakalı gelirler. Kıslıyor seni. Ne yapıyorsun? Sağ ol. Safiye hediyeni göster. Altını da göster. Beğendin mi? Çok beğendim. Ama tüm ruj yapmış arkadaşım ya. Ben de çok beğenerek aldım. Gel sana sarılayım. Öpüşüm şuna bakarak. Önce altını açacağım. Ezgi abla beni çok güldürdü. Vay be. Benim çorap tabii ki de. Seni tanıyor. Koleksiyon ne? Aa, ayağım nasıl ağrıdı? Bir şey giyerim. Bunu normal giyerim. Evet. Güzel. Tam senin rengin Safiye, gri. Onun için de bu şu da var. Şey daha var. Onu da şey diye almış. İkizler Burcu diye. İkizler taşıymış. Neyse. Ha, İkizler, İkizler Burcu'nun taşı o zaman. Kendisinde de varmış aynen. O da İkizler Burcu. Ha, doğru. Hadi. Bir de onu aç bakalım. Evet. Tamam, sonra diyeceğim. Neyi? Tamam, bir şey yok, sen devam et. Mavi yazılarını da öyle kapattım bak bunları. Arkadaş markaya dikkat çekmiyor. Çantasıyla beraber getiriyor. Beğendin mi? Evet. Çok güzel. Bak. Seninkinden güzel. Yürü git lan. Bak bak bak. Güzel. Bak. Güzel. Evet, çok güzel. Canım. Mükemmel. Güle güle kullan. Mük. Bugünkü cüzdanıyla da biraz uyumlu sanki. Evet. İyi ki doğdun Safi. İyi ki doğdun Safi. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Şimdi kiraz yemeye gideceğiz. Durun önce erik ağacına gidelim. Ben mi? Ha, ben de bana diyorsun zannettim. Bakın şurada var. Şurada var biraz. Şu aralarda da var. Kızım aşkım gördün mü gerçekleri? Evet, gördüm. Biter bitmez yaptığım muameleyi gördün değil mi? Dolu vurduğu için öyle.
Ya şu bluzun şöyle kullanıldığını resmen bana öğretti kız ya. Şu şey, şunun şöyle arkaya bağlanabileceğini. Ben burada kurdele yapıyordum. Evet, çok vardı. Vallahi çok açık oluyordu ya, iyi oldu. Şimdi kiraz ağacına gidiyoruz. Hazır mısın? Çekeyim mi? Şimdi burayı topladık ve kızlar gittiler. Ben de bu yazıları sökeceğim. Ay neredesin? Tutamadım. Çok güzel gözüküyor ama söküyüm, sanki birazdan yağmur yağacak gibi. Balonların da güzelliği. Bu şekilde hemen burayı halledeyim. İşten çıktım, şimdi eve geldim. Hava bulutlu, sanırım yağmur yağacak yine ama emin değilim. İşte böyle. Şimdi evdeyiz, çiğ köfte sipariş ettik. Safiye bana çiğ köfte ısmarlıyor. Aslında benim ona ısmarlamam lazım ama ben Safiye'nin parasını yemeyi çok severim. Aşırı mutluyum Safiye'nin parasını yiyeceğim için. Bu da pastamızdan kalan. Seni bilir bazen. Yazısı kalmış sadece. Çok güzeldi ya. Şuna bakın. Bayıldık. El Edem'e teşekkür ediyoruz buradan. Gerçekten mükemmel çalışmışlar yani. Ben şimdi biraz daha yiyeceğim. Az önce Safiye geldi ve diyor ki pastanın hepsini yeme. Ben pastanın hepsini yiyecek kadar açgözlü bir insan mıyım ya? İstesem de yiyemem zaten hepsini. Nasıl yiyeyim? Şimdi sizlerle Safiye'nin doğum günü hediyelerine bakacağız. Bunu Esra almış. Teşekkür ediyoruz. Yani ben de teşekkür ediyorum Safiye adına. Sanki Safiye küçük bir bebek gibi oldu ama şu anda olsun. Yine de çok tatlı bir kot şort diyebilirim. Bunları Aslış almış. Ümmüş'ün kardeşi. Bu şekilde bu ikizler taşı sanırım. Böyle değişik bir küpe. Böyle gri bir de oje almış. Biz oje kullanmayı çok seviyoruz zaten. Safiye'nin hediyeleri. Hemen burada da Ezgi ablanın aldığı pijama takımı var. Bu şekilde. Çok tatlı. Çok beğendim. Bu da mükemmel yani. Bu da Safiye'nin arkadaşının aldığı böyle hediye. Safiye bilekliğini de görmek istiyorum. Da gümüş böyle papatyalı bir bileklik. Hediyelerini beğendin mi? Ne düşünüyorsun hediyelerin hakkında? Bu hediyelerimi çok sevdim. Bunlar benim bir tanem. En sevdiğim bunlar. Sonra çok hangilerini sevdin? Hepsini çok sevdim. Diğer hepsi eşit. Hepsini çok sevdim. Peki Esra'nın aldığı çantayı da getirir misin? O burada eksik kaldı. Evet. Bu da Esra'nın aldığı çanta. Evet, bunu da çok sevdi Safiye. Rengi aslında daha güzel duruyor. Kamerada çünkü kırmızı olduğu için. Dur beyazı da gösterelim. Evet, bu şekilde. Sen bunu da çok beğendin değil mi? Hepsini çok beğendim. Ne söylemek istiyorsun sana hediye alan arkadaşlarına? Teşekkür ediyorum. Tabii ki bunu unutamayız. Ümüşümüzün aldığı hediye bu da. Safiye bunu da beğendin değil mi? Evet, sevdiğim renk. Çok güzel. Ben de evet o yüzden Ümüş'e yardımcı güzel oldum biraz. Ümüş güle güle için kullan. Thanks. İyi köftelerimiz geldi. Çiğ köftemizi yedik. Ben şöyle bir duş aldım. Saçlarım mis gibi oldu. Havluyu da kuruması için arkaya astım. O benim o işime çok yarıyor yani. YouTube işi. Benim havlularımı kurutuyor genelde. Videoyu ne zaman kapatırım bilmiyorum. Birazdan bir kahve yapacağım kendime. Şimdi burada hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama ben manzara eşliğinde kahve içiyorum. Bilerek içerinin ışığını da yakmadım. Dışarıyı daha net göreyim diye. Çok güzel.
Ama size tam olarak net gözükmüyor. Günaydın. Hava mis gibi gerçekten. Soğuk çünkü böyle güneşli değil. O yüzden çok güzel bir oksijen var yani. Ben şimdi çamaşır sereceğim. Ben şimdi dişimi fırçalayacağım, yüzümü yıkayacağım. Ardından hazırlanacağım ve işe gideceğim. Ama yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçalayıp saçıma bir çeki düzen verdikten sonra videoyu kapatacağım. Hepinize selam. Şimdi ben videoyu kapatmaya geldim arkadaşlar. Bugün günlerden 14 Haziran. Öncelikle onu söyleyeyim. Dün 13 Haziran Safiye'nin doğum günüydü ve bence çok güzel ve özel bir vlog oldu benim için de. Onun için de çok güzel hatıra kaldı diyebilirim. Aşağıdan babam gibi geçiyorlar kamyonetle. Neyse. Bu şekilde söylemek istediklerim var aslında birkaç. Doğum günü kutlu olsun öncelikle. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirsin inşallah. Safiye dediğim bu arada benim ablam. Benden 15 yaş büyük. İkizler Burcu'dur kendisi. Bu şekilde. Dün doğum gününü biliyorsunuz ki benim iş yerinde kutladık. Gayet güzel oldu. Ezgi abla ve Ümman abla da eşlik ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar da Safiye'nin iş arkadaşlarıydı. Özellikle Safiye'nin sürprizi görünce verdiği tepki şok. Neden biliyor musunuz? Ben onu çok sinir ettim öncesinde. Şöyle ki o beni aradı. Dedi ki evin anahtarını dışarıya çıkar ben düdüğe basınca dedi. Kornaya basınca dedi. Sonra ben de dedim ki Safiye içeride müşteri var şu anda. Hayatta çıkamam. Telefonu kapatıyorum. Ofise gel benden anahtarı alırsın diyorum böyle. Aynen bu ses tonuyla. Ondan sonra Gamze kapat şu telefonu dedi. Sinirlendi. Ondan sonra tam ofise bana böyle saydıra saydıra anahtar almaya gelirken Ezgi ablayı ve Ümmüş'ü görünce aşırı şaşırdı yani. Sonra direkt zaten doğum gününü böyle kurduğumuz alana geçtik. Bayağı güzeldi yani, mutlu oldu. Böyle benim hediyem henüz daha gelmedi. Herkesin hediyesini gösterdik. Benim hediyem şu an söylemeyeceğim buradan ne olduğunu. Artık Instagram'a atabilirim belki hediyeyi aldıktan sonra. Hediye geldikten sonra diyeyim daha doğrusu. Bu şekilde. Umarım sizin de beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Sevmişsinizdir. Kendi doğum günümde de aynı bu şekilde bir vlog çekmemiştim sanırım ama çekmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum artık kimler ne yapar ama bakalım hayırlısı. Bundan sonraki video ne olur diye düşünecek olursam, yani bayrama da daha var. Bayramdan önce bir vlog daha gelir sanırım ama ne vlog olur bilmiyorum. Belki yine bir paket açılımı vlog falan olabilir. Kargo vlog, alışveriş vlog olabilir. Tam olarak emin değilim yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olup destek olursanız çok 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 mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.